Şimdilerde bir merak çıktı. Herkes her yere ismini vermek istiyor. Daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı da tabiri caizse kime üstü örtülü bir rüşvet vermek istiyorsa ona bir isim, ona onun için bir köprü, baraj ismi falan veriyor. Dışişleri Bakanı olduğumda söylemiştim, Başbakan olduğumda bunu kural haline getirdim. Arkadaşlar, kamu parasıyla yapılan yerlere şahısların isminin verilmesi itibar yolsuzluğudur. Yaşayan siyasiler birbirlerine at imkanı şeyinde ikramında bulunuyorlar. İşte Devlet Bahçeli Köprüsü diye başlayan Adana'da. Sonra Devlet Bahçeli de Tayyip Erdoğan Köprüsü olsun diye karşı, sanki pimpon topu. Birine kim yaptı ya? Allah aşkına sizin babanız mı yaptı o kaynaklar? Oradan mı geliyor aile kaynakları, birbirinize isim ikram ediyorsunuz? İnsan utanır. Hele hele üniversitelere isim verilmeleri konusunda da zinhar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yoktur. Ama onların her şeyi sahte artık. Milliyetçilikleri sahte, manevi değerleri sahte, devlet ahlakları sahte. Her gün farklı bir dünyaya uyanıyorlar. Sabah söylediklerini akşam unutuyorlar. İşte biz dünya beşten büyüktür deyip o beşten biri olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan aptal olma diye mektup alan, dünya beşten büyüktür deyip o beşten biri olan Putin'in kapısında askerlerimiz şehit edildikten sonra kapısında dakikalarca bekletilen ve yayınlanan bu bekletme, dünya beşten büyüktür deyip Çin'in zulmü karşısında sessiz kalan bir cumhurbaşkanlığı makamı istemiyoruz. Biz onurla, eğer birisi cumhurbaşkanlığı makamına aptal olma demişse o mektubu aynı gün, aynı saat, aynı dakika iade eden ve o mektubu getiren Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi görevden alan, bir başka devlet başkanının önünde, kapısının önünde beklemeyen ve bir yerde zulüm olmuşsa en önce sesini yükselten bir cumhurbaşkanlığı makamı istiyoruz. Türkiye'ye bu yakışır ve bu bir gün mutlaka olacaktır. Bakın, cumhurbaşkanı herkesten dolarınızı, dövizinizi yastık altından çıkarın verin diyor. Sanki millette dolar kaldı, döviz kaldı. Allah aşkına sen onu kendi damadından iste. Nereye götürdüyse 128 milyarı getirsin. Getirsin. Bunu söylediğimizde suç oluyor. Tek tek onu da izah edeyim. Evet. Merkez Bankası son 4 yıl içinde 128 milyar rezerv tüketmiştir. Biz bunlara ekonomi bıraktığımızda enflasyon %3.2'di, üretici, tüketici %6'ydı. Ve Merkez Bankası'nda 118 milyar dolar rezerv, 86 milyar dolar yükümlülük vardı. Net rezervimiz 32 milyar dolardı. Şimdi ise 133 milyar dolar borcu var Merkez Bankası'nın, 86 milyar dolar rezervi var. Net olarak 48 milyar dolar borcu var Merkez Bankası'nın. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı da teminat veriyor. Hiç faizleri değiştirmeyeceğim, hiçbir şey. Peki hiçbir şey değiştirmeyecektiniz de niye değiştirdiniz Merkez Bankası Başkanı'nı da, millete bu işkenceyi yaptınız? Türkiye'ye 525 milyar lira zarara soktunuz. Oyuncak mı bu? Amerika 30 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirir. Bizde 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı. İşte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin kapalı kapılar ardında yaptıkları ikili görüşmelerle ülke öyle bir şeye sokuldu ki, cendereye. Sonunda gelen, ortaya çıkan tablo bu. İşte biz o zaman tasarruf da bağlamında demiştik ki siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Yollar böyle ayrıldı Kozanlılar. Size sorarlarsa başbakan niye ayrıldı anlatın. Şimdi daha iyi anlaşılır her şey. Biz o zaman demiştik ki siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkaracağız. Siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Ve siyasete giren herkes önce mal beyanında bulunacak. Sonra da belli aralıklarla bu beyanı tekrar edecek ki siyaset sadece devlete ve millete hizmet etme aracı olacak. Zenginleşme aracı olmayacak dedik. Ve önce kendim verdim mal beyanı ve arkasını da ilan ettim. Birileri rahatsız oldular. Çünkü onlar siyaseti çıkar için yapıyorlardı. Rant için yapıyorlardı. İmar yasası getireceğiz dedik. Ranta ülkeyi teslim etmeyeceğiz dedik. Bütün rantlar kamuya aktarılacak dedik. Rahatsız oldular. Şimdi de bizden rahatsızlar. Bir kez de buradan söylüyorum, Kozan'dan, Yiğit Diyar'dan. Ne kadar rahatsız olursanız olun, sizin otoriter sistemik yolsuzluk düzenini yerle bir edip demokratik, temiz siyaset düzenini inşa edeceğiz inşallah. Bunun için geliyoruz. Ve şimdiden taahhüt ediyoruz. Bizim dönemimizde öyle ki birkaç maaşla insanlar emeksiz bir şekilde kar elde etmeyecek.
Bizim dönemimizde önce kamu tasarruf yapacak. Başta Cumhurbaşkanlığı makamından aşağıya doğru kimsenin eşi, dostu ihale işlerine karışamayacak. İhaleler şeffaf olacak. Herkes rekabet edecek. Gerçekten dürüst müteahhitler dürüstçe rekabet edip haklarını alacaklar. Bir grup müteahhit her türlü imkanı kullanırken bir başka grup dürüst, samimi müteahhit ise hak edişlerini bile alamamazlığının sıkıntılarını yaşamayacak arkadaşlar. İşte böyle bir Türkiye'nin hayaliyle yola çıktık. Biz kimseyi, kimsenin hakkının, kul hakkının sömürülmesine izin vermemek üzere yola çıktık. Bugün iktidarın bir ofis çalışanı, eğer ofis çalışanı diye ilan ettikleri bir şahıs, kokain bağımlılığı ayrı bir şey, Allah kimseyi düşürmesin. Gerçekten öyle bir hastalığı varsa yardım da etmek lazım. O ayrı bir husus. Ona da mücadele etmek lazım kokainlerce. Ama eğer bir ofis çalışanı bu kadar lüks bir hayat sürebiliyorsa birilerinin sorması lazımdı o ofiste onları çalıştıranın. Ya sen bu imkanı nereden buldun? Sen 28 yaşında bir gençsin. Bakın 28 yaşında veya 20'li yaşlardaki 52 bin insan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne iş için başvurmuş. Çok cüzi maaşlara razılar. Sadece helal rızkı eve götürebilmek için. Sen nereden buldun bu parayı diye sormaları lazım. Sormazlar o yukarıdakiler, altta çalışan ofis çalışanına. Çünkü kendileri de aynı imkanlara siyaset üzerinden geldiler. İşte biz siyaset üzerinden zenginleşmeye son vereceğiz. Hakkın, hukukun, adaletin hakim olduğu bir düzeni hep beraber kuracağız. İddiamız büyüktür arkadaşlar. Biz şu veya bu siyasetin kuyruğuna takılmak için gelmiyoruz. Şu veya bu çıkarın sözcüsü olmak için de gelmiyoruz. Biz hakkın, hukukun, adaletin sözcüsü ve milletin tek temsilcisi olmaya geliyoruz. Onun için partinin adını Gelecek Partisi kurduk. Ben her gün çocuklarıma, torunlarıma özellikle baktığımda nasıl bir Türkiye'de yaşayacaklar diye kaygı duyuyorum. Bütün vatan kaygı duyuyor. İşte millet kaygı duymasın diye yola çıktık. O çocuklar özgürce fikirlerini ifade edebilecekleri bir Türkiye'de yaşayacaklar. Bir tweet attı diye gözaltına alınan ama bir partimizin genel başkan yardımcısını öldürmek kastıyla yaralayanların serbest bırakıldığı bir ülkede yaşamayacaklar. Birçok dün Aksaray'da gördüm, birçok yerde karşıma çıkıyor. Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmadan, haklarında hiçbir soruşturma yapılmadan bir takım asılsız ihbarlarla görevlerinden uzaklaştırılan KHK'lılar varken 15 Temmuz darbesinin öncü isimlerinin en yakınlarının devletin en yüksek makamlarında olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu haksızlıkları sona getirmek için geliyoruz. Bu çetenin okullarında yetişenler bakan olabiliyor ve bizim beynimiz yıkanmadı diyor damat bakan dahil. Ama hasbelkader bir yetim orada imkansızlıktan okumuşsa hakkında hiçbir suç olmasa bile dışarıda bırakılıyor. Arkadaşlar bu kuşkusuzluğa izin vermeyeceğiz. Uyguladığımız kriterleri herkese uygulayacağız. Biz Hazreti Fatıma, kızım Hazreti Fatıma olsa bile kolunu keserim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İşte buradan söylüyorum. Bizim dönemimizde kendi çocuklarımızla vatan evlatları arasında bir tek fark gözeten hiç kimse bu partinin bünyesine giremeyecek, kapısından içeri giremeyecek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki başınızda damat kadar taş düşsün. Düşüyor, her gün düşüyor zaten. Taş değil, meteor düşüyor. Niye peki? Madem rahatsızdınız, haklısınız. Biz kendisine söyledik, o zaman da söyledik, sonra da söyledik. Bunun için siyasi karar aldık, yasa çıkarmaya niyet ettik. Birinci, ikinci sınıf akrabalar devlette görev almasın diye. Kendisini de yıpratır, sizi de yıpratır dedik. Devleti de yıpratır dedik. Bakın burada güzel bir toplantı yapıyoruz. Ve pandemi şartlarına riayet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ama burada Allah muhafaza bir deprem olsa hepimiz birbirimizi kollarız ama herkes önce çocuğunu, torununu, yakınını kollar. Doğaldır bu, insani bir şey. Binayı, devleti bir bina gibi düşünün. Devlet binasına yakınınızı sokmayacaksınız ki zor zamanda onları korumaktan devleti ihmal etmeyesiniz. Biz Yusuf Has Hacık'tan bunu öğrendik. Nizamlık'tan bunu öğrendik. Yakınların, aile
hayatına, özel aile hayatına mutlak saygı ama devlet hayatında da akrabalık ilişkilerine hiç girmediği, girmeyeceği bir düzeni inşa edeceğiz arkadaşlar.